Arkadaşlar merhaba. Bugün size 50.000 TL ve altına alabileceğiniz 5 tane araba söyleyeceğim. Bu 5 tane arabada 300 beygir üzerinde, yani 50.000 TL altına alabileceğiniz 5 tane 300 beygir üstü araba. Bunlar 5. sırada Cadillac Sevilla modeli var. 1991-1997 üretimi. Bu araba 4600 cc hacmine ve 300 beygire sahip. Bu araba V8 motor silindirine sahip. V8 silindirine, 8 silindirine yani. Ve 393 Nm torku var bu arabanın. 4 ileri otomatik şanzımana sahip ve 0-100'ü 7.6 saniye. Bunlara yukarıda bir yere resimlerini de koyacağım da. Onun dışında bu arabanın maksimum hızı yaklaşık 240 km. Ve Türkiye'de bunun tabi ortalama yakıtı bizim yakıtlarımızda pahalı olduğu için ortalaması 11.5 yazıyor şehir içi şehir dışı, ama yani gerçekçi olmak gerekirse eğer şehir içi kullanılacaksa 14-15'in altında yakması bence mümkün değil. Ve bu Türkiye piyasasında fiyatı 35 ile 50 bin TL arasında. Baktığınızda aslında ucuz gözüküyor. Ama ucuz olmasının nedeni hem Cadillac Amerikan arabası, hem de Türkiye'de kolayca bulabileceğiniz hani servisi bakımından veya diğer işte bir yeri arızalandığında bunun çözümü bakımından zor bir araba. Ama her türlü sonuçta bir Amerikan Cadillac yani. Bence güzel bir araba ama listenin 5. sırasında. 4. sıramızda 2001-2007 yıllarında üretilmiş Jaguar S-Type'ı var. Bu S-Type 4200 motora sahip. Bu da 300 beygir gücünde. 8 silindire sahip. V8 motor. Araba 411 Nm torka sahip. Ve arabanın 0-100 hızlanması çok iyi. 6.5 saniye. Yani bunlar hep bütün bugün söyleyeceğim size bütün arabalar 4 kapılı aile arabaları. Fakat yani 4 kapılı bir aile arabasından, ki bir de 50 bin liranın altında, hiçbir şekilde 0-100'ünü 6.5 saniye çok da beklemezsiniz. O açıdan bence çok iyi. Onun dışında ortalama yakıtından bahsedecek olursak bu da 12.5 civarlarında. 12.3. Ama bence realde bu trafiklerde 16'larda 17'lerde olur. Onun dışında maksimum hızı 250 km. 250 km'yi görebiliyormuş. Tabii bence bu motor hacmine göre daha fazla görür ama işte limitör vardır diye düşünüyorum ben. Yani 4200 motor gerçekten çok büyük bir motor. 6 ileri de şanzımana sahip. O yüzden de kesinlikle ben daha yüksek hızları görebileceğine inanıyorum. Ayrıca bu arabanın bir modeli daha var. O modelinde 4.2 R modeli. O direkt 400 beygir. Onunla karıştırmayın. Süper şarjörlü modeli o. Bu 4.2 V8 modeli. Bu arabanın da Türkiye'de az var bu arabadan ve fiyatı da yaklaşık 45 ila 50 bin TL arasında. Ama lüks bir araç yani. Hepsi sonuçta Cadillac'ta, işte Jaguar'da ve diğerleri de lüks sınıfına giriyor. Ve benzinli araçlar. Üçüncü sırada yer alan arabamız Audi A8 D2 kasa. D2 konulu çıkıyor. 1998 ve 2002 yıllar arasında üretilmiş. Bu araba da 310 beygir gücünde ve 410 Nm torka sahip. 5 ileri otomatik şanzımanı var. Aynı zamanda maksimum hızı 250 km ve 0-100'ü gerçekten bunun da iyi. O kadar eski bir yıl olmasına rağmen 7 saniye 0-100'ü. Bu araba tabii ki de 4 çeker. Audi'nin bir klasikleşmişliği var yani. Sonuçta Audi'de A8'ler genelde, ben daha hiç önden çeker veya arkadan itiş bir A8 bilmiyorum. Hepsi Quattro çıkıyor. Bu arabanın da tabii Quattro olmasından ötürü yakıtı çok yüksek. Şehir içi ve şehir dışı karması 13 litre. Tabii bu ne kadar doğru bilmiyorum. Ama çok güzel bir araba. Sonuçta A8. Bu
bu arabanın da Türkiye'de yaklaşık piyasa değeri 30 bin ile 55 bin TL arasında. Bu paraları alabiliyorsunuz. İkinci sıradaki aracımız Mercedes S-Class. Bu 1993-1998 yıllarında üretilmiş. S500 olarak geçiyor araba. W140 kasa olarak geçiyor. Bu araba 5000 cc V8 motora sahip. Bu V8 motorla birlikte araba 320 beygir ve 400 yaklaşık 490 476 olması lazım. 476 Nm torka sahip. Bu araba da 0-100'ü 7.3 saniye ve araba arkadan gidiş. Mercedes S-Class'larda. Bu araba da makam arabası olarak genelde kullanılmıştı biliyorsunuz ki ve o zamanın yıllarına göre de çok beğenilmişti bu araç. Bu arabanın da Türkiye'de genelde piyasası 45 bin civarlarında, daha doğrusu 40 ila 50 bin TL arasında değişiyor. Kilometre vesairetimiz yine göre. Listenin birinci sırasındaki araba 1990-1998 yılları arasında üretilmiş BMW 7 serisi. Bu 7 serisi 750 benzinli long modeli. E38 kasa olarak geçiyor. Bu taşıyıcı filmi var, bilirsiniz belki, Transporter filmi. O filmde çok meşhur olmuştu, Jason Statham'ın oynadığı. Orada bayağı bir agresif şekilde kullanılıyordu ve acayip bir talep toplamıştı o zaman. Bu araba o zamanlardan kalan çok da klişe geçmiş, çok güzel bir araba bence. Bu araba 750 benzinli long, 5400 motora sahip, V12 ve 12 silindire sahip yani. 326 beygir ve 490 Nm tork üretiyor bu araba. Ortalama yakıtı yaklaşık 13,8 teknik verilere göre, ama dediğim gibi yani V12 bir motor ve ben sanmıyorum yani 5400 cc kesinlikle 16-17 litrelerin altında yakacağını düşünmüyorum. 0-100 hızlanması 6.6 saniye. Araba tabii ki de arkadan itiş. Arkadan itiş olduğu için de acayip keyifli. 0-100'de 6,6 bence çok iyi bir değer o yıllara göre. Bu araba 5 ileri otomatik şanzımana sahip. Bunun da Türkiye'deki satış fiyatı, yani piyasada bulabileceğiniz değer yaklaşık 40 bin ile 50 bin TL arasında. Gördüğünüz gibi 5 tane araba sahip bu size. 5. sırada Cadillac Seville 4.6 STS. 4. sırada Jaguar S-Type 4.2 V8. 3. sırada Audi A8 4.2 Quattro V8. 2. sırada Mercedes S500 W140 kasa 5000 V8 ve 1. sırada tabii ki de BMW 750 E38 kasa long benzinli 5400 V12. Bunların hepsi 5000 motorlu 50.000 TL'nin altında sahip olabileceğiniz lüks ve 300 beygir üstü arabalar. Gerçekten de kullanımı çok keyif veren arabalar. Bu tarz videolar daha çok gelmesini istiyorsanız videolarımı beğenmeyi, altına yorum yazmayı ve diğer videolarımı da beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim.